Evet değerli izleyenler, Sadıkov'un kulaklarını sağır eden Türk askerinin ayak sesleri. İşte Türk askeri gelmesin diye yapmadığı yok kalmamıştı. Özellikle Türk askerlerini tatbikat için karşılayan askerlere ceza vermesi, birçoğunu ordudan atması artık bardağa taşıran son damlaydı. Ne bu özgüvendi, Putin'e çok güveniyordu. Ama Karabağ Savaşı gelmeden kendisine çentik çekildi. Aliyev kendisini muhtemelen gözaltına aldı veya bir şekilde görevden uzaklaştırıldı, gözlerden ırak edildi. Ama şu gerçek ki Bakü'deki Putin prangasına vurulan en büyük darbeydi. Şimdi Sadıkov'un kulakları çınlasın. Gelin Türk askerinin şanlı sesini dinleyelim. Özellikle şehit edilen generalle ilgili iddialar hepimizi tabii ki çılgına çevirmişti. Deminki Türk askerinin sesi Bakü'de veya Azerbaycan'ın herhangi bir yerinde. Hala Ruslardan medet uman, hala Rus mandasına tabi olmak isteyenlere ne güzel cevaptır. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı kurtarması Sadıkov anlayışına ne güzel cevaptır, ne güzel yanıttır. Özellikle kurtuluşun, milli duruşun en önemli adımı, evet, vatansever olmak ve vatanı için her türlü fedakarlığı göz önüne almaktır ve vatana birliktir. İşte Azerbaycan'ı istediği gibi yönlendiririm veya Azerbaycan'a baskıyı kurarım, dediğimi yaptırırım diyen ve Azerbaycan'a özellikle Karabağ yarasından sonra askeri güç olarak bakmamaya çalışan Rusya'ya da Karabağ'daki zafer ne güzel yanıttır. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan'a yardım götüren devletlere ve Kazakistan'a, evet Türkmenistan'a, onların yönetimlerini kastediyorum, halkını kastetmiyorum. Özellikle İran'a daha çok desteklemeliyiz diyen İran'a Karabağ'daki zafer ne güzel yanıttır. Rus askerlerine kırmızı halı serilmesi ve onları biraz olsun uyuşturmak, Karabağ zaferi öncesi Rusların ilgisini dağıtmak. Nasıl olsa Azerbaycan Ermenistan tarafında pek bir şey kazanamaz anlayışı güden Ruslara Karabağ'daki zafer aslında ne güzel yanıttır, ne güzel başarıdır. İşte Sadıkovcuların artık buradan gitme zamanıdır. Demem odur ki özellikle Şoygu'nun bir ifadesi var. Azerbaycan'a geldiğinde kendisini devlet başkanının karşısında değil de sanki kendisine bağlı bir valinin karşısında gibi görme anlayışına ve Rusların Azerbaycan ordusunun şu anda bile Karabağ'daki hızlılığı ve çevikliği yönünden Ruslara verilmiş en güzel yanıttır. Şunu ifade etmek istiyorum ki Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikteliği bu bölgede barışın ve adaletin tesisi için Putin'i şoktan şoka sokan SİHA'ların ve Türk savaş endüstrisinin ve Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birliğinin ve beraberliğinin ortaya koyduğu irade aslında Ruslara ne güzel yanıttır. Artık Türk dünyasının önemli devletleri Türkiye ve Azerbaycan gözünü bu konuda karartmıştır. Ne olursa olsun diplomasiyi elden bırakmadan ama milli menfaatler konusunda her türlü tehlikeyi göze alırım anlayışıyla önemli ilerlemeler kat edildi. Bu da tabii ki bölge ülkeleri içerisinde bir kıskançlığa yol açtı. İran'ın son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiirden ne kadar etkilendiğini gördünüz. Ne oldu İran? Ermenistan'ı destekledin gece gündüz. Gece gündüz yardım yolladın. Dünyanın yardımını yaptın Ermenistan'a. Aslında Karabağ daha erken düşecekti değerli izleyenler. Zengilan ve Hüdafer'in köprüsünün çevresinin alınmasıyla yardımlar biraz kesildi. Yoksa İran varını yoğunu Ermenistan'a götürdü.
Rusya kadar yardım yaptı veya daha çok yaptı diyebiliriz. İşte Türk birlikteliği, Turan birlikteliği özellikle ilk önce Azerbaycan içerisinde Ur gibi olan Sadıkov ve Rusçu isimlere büyük bir darbe oldu. Onların şu görüşü yok oldu. Russuz bir şey yapamayız. Ruslar olursa hakimiyet sağlarız. Siyaseten de Azerbaycan'da varsak Rusların desteğiyle varız tezi çürütüldü. İşte bu çok önemliydi. Özellikle Aliyev'in her kazanılan zaferden sonra Rusların silahlarını özellikle söyleyerek S-300'lerini etkisiz hale getirdik. Şu Rus silahlarını etkisiz hale getirdik. Rusya devamlı silah verdi, bedava silah verdi şeklindeki ifadeleri de gözlerden kaçmasın. Evet, Şuşa'nın alınmasıyla ilgili müjdeleri biz verirken güveniyorduk. Çünkü eski püskü ve kullanılamaz elde olan Rus silahlarının karşısında Azerbaycan'ın bizim özellikle mühimmat yönünden desteklediğimiz hava kuvvetleri ve kendilerine sattığımız SİHA'larda çok önemli bir rol oynadı değerli izleyenler. Demek istediğim değerli izleyenlerim, Aliyev'in, özellikle Aliyev'in bu savaş stratejisinde her şey Hankendi'ye kadar iyiydi. Hankendi'ye kadar gelen her şey güzeldi, haberler güzeldi. Ama Rusların aniden belli olayları daha da hızlandırarak hızlı bir şekilde Karabağ'a akması aslında bu savaşta Ermenistan'da da bir yönetim değişikliği hedefledikleri ve Karabağ'a girmek için Azerbaycan'ın batıda da desteği olmadığı için hızlı bir şekilde gireriz ve Karabağ'da egemenlik sağlarız düşünceleriydi. Düşünün, Batı'nın desteklediği bir Ermenistan'ın Karabağ bölgesine Ruslar direkt girseydi o zaman bu konuda Batı'dan ekstra bir ambargo yiyebilirlerdi ve bu konuyu izah edemeyebilirlerdi. Ama şu anda Karabağ'daki Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan ordusunun şu anda ilerlediği bölgelerin karşısındaki bölgeleri özellikle elde ederek nasılsa Batı'dan da tepki gelmez, Türkiye'yi de bu konuda Azerbaycan'ı da bir şekilde durdurabilirim düşüncesiyle Rusya oraya girdi. Ama yanıldı. Çünkü Türkiye'nin savaş stratejisi Rusların hareket eden her kara unsurunu etkisiz hale getirmeye yetiyordu. Bunu özellikle Ermeni liderler itiraf ettiler. Paşinyan son yaptığı açıklamada şunu söyledi. Dedi ki, sizlerin silahları, Ruslara diyor, sizlerin silahları çalışmadı. Ve sizlerin silahları çalışmadığı için bizi onlar hızlıca etkisiz hale getirdiler. Burada demek istediği şu Paşinyan'ın, elektronik karıştırıcıları ve elektronik özellikle sistemleri ve silah sistemleri sizlerin silah sistemlerini felç etti dedi. Yani bir nevi Paşinyan kendi üzerindeki yükü atmaya çalıştı. Ermeni gönüllüler dedikleri bu unsurların savaşa mı gittikleri, piknik yapmaya mı gittikleri de ayrı bir araştırma konusu olsa gerek. Demek istediğim, Karabağ Savaşı'nda birçok evet değerli izleyenler kayıp verdiler. Kahraman Azerbaycan ordusunun unsurları da muzaffer oldular. Evet, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.